Bugünlərdə dünyanın diqqəti Türkiyədə kim milyonçu olmaq istər verilişində 1 milyon Türk lirəsi qazanan iştirakçıya yönəlib. Uğuru ilə bağlı ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibə verən Rabiə Birsən Güvərçin həyat hekayəsindən də danışıb və gənc milyonçu xüsusi diqqətə görə Azərbaycana da bir təşəkkürünü eləyib. Yaşlı Rabiə Birsən Güvərçin Türkiyədə kim milyonçu olmaq istəyər verilişində əsas mükafat qazanan ikinci iştirakçıdır. Yarışda bütün suallara doğru cavab verərək 1 milyon Türk lirəsini qazanan iştirakçı təsirli həyat hekayəsi ilə də milyonların sevgisini qazandı. Azərbaycanlı bütün kardeşlerimizə də çox təşəkkür edirəm. Beni desteklediğiniz için şu an yayına beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ötən il atasına yardım etmək istəyərkən Rabiyanın əli ət çəkən maşında qalır və dirsəkdən aşağı amputasiya edilir. Həmin gündən sonra o bionik əllə həyatına davam edir. Manevi kazanç çok daha büyük benim adıma. Benim açımdan da öyle ve maddi kazançtan ziyade manevi kazanç çok daha değerli benim için. Televiziya yarışında qalib olan Rabiə deyir ki, atası indi onunla daha da çox qürurlanır. Yani babanın üzüntüsü senin kolunun yokluğundan daha mı çok acıttı, elinin yokluğundan? Evet. Gerçekten mi? Evet. Gece bir uyanıyorum, babam hala YouTube'dan beni izliyor, ekranı öpüyor falan böyle. Benim ilişkimiz zaten çok güçlüydü. Elimi kaybettikten sonra bizim ilişkimiz mümkünmüş gibi biraz daha güçlendi. Ve her gün ilişkimiz biraz daha güçleniyor. O, yarışmadan qazandığı vəsaitlə fiziki məhdudiyyətli insanlara yardım etməyi də düşünür. Kriminalistika sahəsində çalışmaq istəyən Rabiyadan milyonlara xitab edəcəyiniz bir platforma quracaqsızmı, deyə soruşduqda isə. İlk kez duyduğum bir fikir bu benim. İlk kez aldığım bir soru aynı zamanda. Hiçbir fikrim yok bu konuda ama böyle bir şey olursa herkesle iletişim kurmayı ben de çok isterim. Çünkü aynı zamanda ben de bir başkasına destek olmaya çalışırken karşımdaki de bana destek oluyor. Gənc milyonçu deyir ki, həyatda sevginin sağaldıcı güc olduğuna inanır. Teşekkür ederim Kenan. Kesinlikle kendinizi kısıtlamayın. Her zaman için her zaman daha iyisine layık olduğunuzu düşünün ve her zaman için en iyisini yapmaya çalışın. Çünkü siz çabaladıkça size başarı gelecektir. Size en iyileri sunulacaktır, en iyilerini kazanacaksınızdır. Bəli, Rabiyanın da dediği kimi fiziki məhdudiyyət uğur kazanmak için engel değil. Əzim, iradə, çox çalışmaq. Hayatta uğurun açarı da məhz bunlardır. Teşekkür ederim, teşekkürler. Nəzrin Hüseynzadə, ASTV Xəbər.